Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. 10 maddede güzelleşelim başlıklı videomda buluşmuş bulunuyoruz. Şimdi sizlere nelerden bahsedeceğim? Son zamanlarda kendimi iyi hissetmek için böyle işte köye gidiyorum, babamla vakit geçiriyorum, bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Ve kendimi iyi hissetmek için bulunduğum hamleleri böyle 10 maddede toparlayıp size sunmak istedim. Böyle anlık da bir video oldu aslında. Arkadaşımla telefonda konuşuyordum. Hadi Elif yap böyle bir şey dedi. Hadi dedim, oturdum, başladım çekmeye. Şimdi canlar, ilk olarak bir, erkek kadın fark etmez. Güzelleşmek, iyileşmek, kültür seviyenizi arttırıp bakış açınızı genişletmek, yaşam kalitenizi güzelleştirmek için yapmanız gerekenlerin en başında. Kesinlikle bence yoga yapmak var. Bunu bana Esin söyledi ilk başlarda. Acaba ki ne kadar iyi gelebilir falan diye düşündüm. Çok enerjim düşük, kötü uyandığım bir sabah. Çetin Taş'ın ultra başlangıç dersleriyle başladığım yogada şeyi fark ettim. Bir yarım saat geçiyor. O esneme hareketlerini kullandığımda hemen sonrasında vücudumun böyle biraz daha rahatladığını, o sıktığım kasların gevşediğini ve daha iyi hissettiğimi görüyorum. O yüzden kesinlikle Çetin Taş YouTube'a yazıyorsunuz, onu yapmaya başlıyorsunuz. Eğer ki tavsiyelerime uymak isterseniz tabii ki. Peki, bunu ben nasıl yapmaya karar verdim? Onu söyleyeyim, yani herkes bir şeyler yapın diyor, tavsiyeler veriyor. Ama mantıklı gelmesi için ikna edici bir durumunun olması gerekiyor. Bunu bana Esin söylediğinde şöyle dedi. Elif dedi, ilk başta yogada o esneme hareketlerini yaparken zorlanıyorsun. Ve bir süre sonra o zorlanman geçmeye başladığında şunu fark ediyorsun. Ne kadar çok açılmış, esnemiş hale geliyorsan vücudun başarı duygusunu o denli tadıyor ve vücudunda hormonlar salgılanmaya başlıyor. İşte vücudunuzda bu hormonların salgılanmasını istiyorsanız, bu arada ışığım sönmeye başladı sanki, yetmiyor. Bundan sonra vücudunuzda o başarı hissiyatını tattıracak hormonlarla karşılaşacaksınız. Peki, sabah uyandım, yogamı yaptım, sonra ne yapayım? Su. Her videomda belki ufak tefek değindim ama yine eklemem gerek. Mesela şöyle, yanınıza cam şişe alabilirsiniz. Bir cam bardak evdeyseniz, dışarı çıkıyorsanız cam şişe. Düzenli olarak su içeceğiz. Su hayat ve gerçekten o değişimi, zaten o bilimsel kısımlarını birçok yerde değiniyorlar. İsterseniz bunları not alın, mutlaka yapın. Bana çok iyi geldi çünkü. Peki suyumu içtim düzenli olarak. Sabahları çok su içmek özellikle metabolizmayı hızlandırdığı için bu vücudumuzun akışını daha güzel sağlayacak. Buna özellikle o yüzden değindim. Suyumu içtim, yogamı yaptım. Daha sonra ne yapacağım? Gün içinde iyileşmek, güzelleşmek için kendime vakit ayıracağım. Ben fiziksel kısmından bahsedeyim. Fizyolojik olarak kendimize nasıl vakit ayırabiliriz? Mesela kaç gün oldu bilmiyorum. Öncesi sonrası fotoğrafını öncesine şuraya, sonrasını şuraya yerleştirmiş olayım. İpek kirpik taktırdım. Yüzümde hiç makyaj yok orada. 200 lira harcadım bunun için. Değer mi? Çok mu pahalı? Değer. Çok pahalı değil. Evet, fiyatı normalde yüksektir bir makyaj malzemesine göre. Bilmiyorum, benim gibi ortalama yaşayanlar için yüksek duruyor. Ama bu 2-3 ay boyunca eğer iyi bir yerde ipek kirpik yaptırdıysanız mesela, sizin yataktan bile güzel uyanmanızı sağlayacak, psikolojiye sahip olmanızı aslında bir nevi ortaya koyacak. O yüzden kesinlikle tavsiye ediyorum. İpek kirpik dedim, bu bana göre, ben seviyorum. Siz gidin lifting yaptırın. Ya da siz gidin saçınızı boyayın, boyatın. Saç boyama videolarımı da hemen şuraya bırakayım. Evin içinde. Peki, üçüncü madde, kendime zaman ayırdım. Dörde geliyorum hazırsanız. Dört, yaşadığınız yerde değişiklik yapın. Bu enerjimizin tazelenmesini sağlayacak. Haricinde o yaşadığımız yerde değişiklik yaparken, hani şu koltukların yerini değiştireyim dediğimizde, uzun süredir altını silmediğiniz yerler vardır, görmediğiniz köşeler vardır. Oraları temizleyeceksiniz ve bu muhteşem bir arınma sağlayacak. Beşinci madde, frekansla ilgilenin. Numaroloji olur, Google'a yazdığınızda bulacaksınız bütün ayrıntılarını. Ya da bilmiyorum, frekansla ilgilenenden kastım şu. Sizin frekansınızı yükseltecek meditasyonlar dinleyebilirsiniz. Çok basit bir şey söyleyeceğim. Ama yaptığınızda göreceksiniz. Yorum olarak da bırakın. Ben gördüm çünkü. Şu an benim için muhteşem şeyler oluyor. Şu an benim için harika şeyler gerçekleşiyor. Bunu genel olarak da söyleyebilirsiniz. Geliyorum. Şimdi mesela abimin eşi Seher geldi.
Az önce gördüğüm bir etkiydi bu. Nereye bağlayacağım? Ben frekansla ilgilenirken işte böyle sayfaları takip etmeye başladım. Instagram'da bir kız diyor ki ya böyle sevgiden bile güçlü bir duygu var. Kendiniz için mucizelerin gerçekleştiğini düşünüp dile getirmek. Beyniniz bir süre sonra buna inanıyor ve evren akışı gönderdiğiniz frekansa uygun hareket etmeye başlıyor. İnanın tam bir saat önce, şu an gece 12'yi geçtiği için böyle hani şey etkinliği vardır ya, iyi bir yerde kokoreç yiyelim. Ben böyle çok kokoreç düşkünü bir insan değilim ama arada sırada böyle aklıma düşer. Bir de iyi bir yere gittiyseniz gerçekten seviyorsunuz. Dedim ki kokoreç yemek istiyorum. Yani gecenin bu vakti kendi başıma arabaya atlayıp çıkmak çok mantıklı da gelmiyor. Yapsam mı yapmasam mı arasındayım. İşte sipariş mi veririz, nasıl yaparız? O esnada bu frekans olayını hatırladım. Dedim ki şu an benim için mucize şeyler oluyor. Şu an her şey çok güzel ilerliyor. Şu an bütün evren benim isteklerime karşılık veriyor. Doğru cümleleri kurmam gerekirse. Sonra kız arkadaşımla konuşuyoruz, Ceyda. Selam olsun izliyorsan. Ceyda'ya dedim ki çok istiyorum kokoreç yemek. Ama bu saatte çıkmayayım değil mi Ceyda? Ne bileyim Elif'im, sen bilirsin dedi. O esnada kapı tıkladı. Az önce tıkladığı gibi Seher geldi. Elif'im dedi, abin gelirken kokoreç yaptırayım mı sana da diye soruyor. İster misin dedi. Evet dedim, çok istiyorum. Tam bir saattir kokoreç diye evin içinde dolaşıyorum. Ve evren benim isteklerime artık hizmet ediyor. Bunu hissediyorum. Peki. Yogamı yaptım. Suyumu içtim. Frekansla ilgilendim. Onun haricinde kendime vakit ayırdım güzelleşmek için. Bir şey söylemiş miydim? Ya bu arada kesmeden atmak istiyorum bu videoyu. Bir yerlere de not almadım. Hazırlıksız aslında geldim. 5. madde çok iyi geliyor. Yürüyüş yapacağız. Bilmiyorum, doktor takipçilerimden de artık yorumlarını istiyorum tabii ki ama şunu gerçekten okuduğum bir yazıda yine yoga yapmaya beni yönlendirecek gibi bir ikna cümlesi bulmuştum. Neden yürüyüş yapmalıyız? İnsanın bütün sinir uçları ayak altında toplandığı için, hatta resimler görürsünüz ayağın, işte şu bölge böbrek bölgesi, şu bölge beyin bölgesi falan diye fotoğrafları vardır. Ayağın altındaki sinirlerin düzenli olarak işte masaj yaptığınızı düşünün rahatlamak için. Ne kadar güzel bir duygu geliyor o ayağa dokundukça. Ya da yürüyüş yapmak da bu etkiyi uyandırıyor. Bütün sinirlerinizi gevşetecek. Sizin düzenli olarak işte depresyona giriyorsanız çıkmanızı, girmiyorsanız planlı yaşamak amaç edindiğiniz zamanlarda sizi geride bırakan, böyle erteleyen, işte enerjinizi çeken şeylerin aslında sizden uzaklaşmasını sağlayacak bir yöntem. Çünkü biz bunları yaparak sadece fiziksel bedenimizi değil, psikolojik olarak ruhumuzu da iyileştirmiş oluyoruz. Peki 5. maddeyi de söyledim, yürüyüş dedim. 6'ya geliyorum. Dizi izleyin. Akıcı olsun, pozitif olsun, enerjik olsun. Ben Aşk-ı Memnu'yu hiç izlememiştim. Yani televizyonda denk geldiğinde izliyordum ve etkileniyordum. Aa, diziye bak falan. İlk çıktığı zamanlar şey dedim, yani Halit Ziya'nın eseri zaten okumuştuk. Hani yok ya, bunun dizisini çekmemeleri gerekiyordu falan da demiştim hatta. Ama bu yıl köye gittiğimde o diziyi izledim. Ve bana mutluluk verdiğini fark ettim. Final hariç. Ya da o acı kısımları hariç. Tabii hayatın içinde acı da var. Acı da çekeceğiz. Ama şey, o evin içinde geçen mutlu olaylar bana iyi hissettirdi. Böyle pozitif akıcı diziler izleyebilirsiniz. Akıcı dizilere de Aşk-ı Memnu'yu eklemiş olmam ayrıca bir ironikti şu an. Ama olsun, benim için öyleydi yani. Hani pozitifti benim için. Bilmiyorum, evin içine... O Süleyman Efendi ile mesela Şahistan Hanım'ın yemeklerini yemek istedim ben o filmi izlerken. İşte Bülent'in çok ödevim var diye yakınmasının ne kadar masum tatlı bir şey olduğunu fark edip güzel bir şey olduğunu gördüm. Normalde bize böyle zor gelen şeylerin aslında böyle tatlı tatlı yaşandığını gördüm. Peki, dizi izledik. 6. maddeyi de söyledik. 7. madde temizlik. Temizlik videolarımı da şuraya bırakayım. Gerçekten arınacağız. Yaşadığımız ortamı işte... Sadece değiştirirken temizlemek değil. Yani ne bileyim, alın elinizde temizlemiş olsanız bile güzel kokulu bir spreyle ortalığı silmeye başlayın. Çok iyi hissedeceksiniz. Ben çok iyi hissediyorum. 7. madde alışveriş. Kendinizi iyi hissettirecek. Sağlıksız kararlar aldığınızı değil, sağlıklı kararlar alarak kendinizi iyi hissettirecek alışverişler yapmanızı tavsiye ederim. Yani ben biraz o konuda bilmiyorum iyi miyim. Yani... bazen mesela moralim bozukken alışveriş yapmaya gittiğimde, ki moraliniz çok aşırı bozukken çok büyük şeyler almamaya gayret edin. Sağlıklı kararlar veremiyorsunuz. Ben Gratis'e çıkıp işte
Bilmem kaç tane maske aldığımı hatırlıyorum. Sonra mesela kullanmıyorum bile. O anki hırsımı belki alışverişten çıkartıyorum. Bilmiyorum, tüketim toplumuyuz. Peki 7 alışveriş mi dedim? 8. Minimalist yaşamı araştırın. Hemen alışverişin arkasında koymam ayrıca bir düşünülesi. Fakat ben çok alışveriş yaptığımda, minimalist videoları izlediğimde kendimi dengede tutmayı öğrendim. Bilmiyorum, terazi burcu olduğum için mi? Hayat hep dengeyi ararken yaptığım dengesizliklerle dolu. Bazen çok bir şeyi tüketmek, bazen hiç tüketmeden orada bırakmak. İşte dengeyi sağlamaya çalışmamla alakalı biraz. Eğer sizin hayatınızda dengesini kuramadığınız, çılgın bir alışveriş hastalığınız oluşmuşsa, az önce dediğim maddeyi dizginlemek için de minimalist yaşamı araştırmanızı tavsiye ederim. Şimdi burada şey girmesi gerekiyor, telif hakkı olmasaydı. Bu ne yaman çelişki anne, hani benim gençliğim nerede? Diyerek yaman çelişkilerimi de konu edindim. Kitap okumak. Kitap ama ne okumak? Yani nasıl okumak? Yani sizi çok böyle karamsarlığa sürükleyecek kitapları asla okumanızı tavsiye etmiyorum. Tabii ki biraz zevk işi bu. Ne bileyim, kimisi bilim kurgu seviyor, kimisi tarihi, kimisi polisiye seviyor. Ama ben genelde böyle her türden okuyarak iyi çıkan, öne iyi çıkmış türlerde kendime, işte kelime dağarcığıma, cümlelerime, hayatıma iyi yansımasına dikkat alarak kitaplar okuyorum. Buna başlayın. Yani bilmiyorum, başlayamıyorum, erteliyorum diyenler olabilir belki. Hemen bir sonraki maddemi de oluşturmuş olsun. Plan yapın ve söz verin. İster bunu günlük tutarak takip edin, İster bunu buzdolabına asacağınız, günlük tutacağınız, işte notlarla, şu gün şunu yaptım, şu gün şunu yaptım, kendinize imzaladığınız bir sözleşmeyle yapın. İster bir arkadaşınızla paylaşın. Biz Esin'le yaptık bunu. Ve Esin bana düzenli olarak, Elif asla gerçekleştiremiyorum falan diye kağıdın resmini atıyor. İşte ben mesela modum çok düşük. Kafede buluştuk. Esin ne yapacağım dedim. Önce plan yapacağız dedi. İşte her gün şu diziyi izleyeceksin, her gün şu kadar yoga yapacaksın falan. Bazen hepsini gerçekleştiremeyebiliriz. Yine bir madde olmuş olsun. Onda oldu böylece sanırım. 10. maddem de şu olsun. Kendinize merhamet edin. Kim size nasıl davranıyorsa davransın. Siz bu dünyaya tek geldiniz ve bu dünyadan tek gideceksiniz. Kendi hayrınıza ve bütünün hayrına ne yapmanız gerekiyorsa yapın. Şapkanızı önünüze alıp düşünün. Ve gerçekten kendi kendinize kalacağınızı unutmayın. Her ne yaşarsanız yaşayın, siz bir tanesiniz ve bir tane olarak kalacaksınız. Bu dünyadan geçip giderken evet bunu da yaptı, çok iyiydi kalsın arkanızda. İnşallah güzel bir yaşam dilerim. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.